Evet ve geldik haftanın son gününe. Bu pazar günü de hepinize güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum öncelikle. Hafta içinde Flash TV'de yaptığım sohbetlerden dün bir bölümünü yayınlamıştık. Kalan bölümü de bugün sizlerin tekrar dikkatinize sunuyorum. İzleyenlerin bazıları ya onu kaçırdık ya da ben onu köşeye koymak istiyorum diyor. Ana yayından onu almak çok zor. Bunlar daha iyi oluyor. O anlamda da bir işlevi var tabii. Evet, kalan yorumları şimdi hep birlikte izleyelim diyorum. Buyurun. Ya şimdi ekonomiyle ilgili bir toplantı yapıyor. İş dünyası, para, bilmem. İşte orada niye Kur'an okunur? Şimdi onu ben söyleyince böyle bir sürü saçma sapan adam. Ya Kur'an'dan zorun mu var? Onu duymak mı? Ya ne alakası var kardeşim? Ama her şeyin bir yeri var. Yani burası bir din devleti değil. Ya Suudi Arabistan'da bile oluyor mu bilmiyorum yani. Böyle her iş adamı toplansa önce Kur'an-ı Kerim mi okunuyor? Yani neden yapıyorlar bunu? Bunu yapmasının bir tek nedeni var. Bu insanları kandırmak kardeşim. Bunun başka hiçbir anlamı yok. Ya çünkü faiz konuşacaksın, efendim kar konuşacaksın, nasıl milletten ılılıp götüreceğimizi konuşacaksın. Öyle bir toplantı bu. E şimdi ne alakası? Hayır böyle her şeyde. Ha söyleyince de kötü adam oluyorsun. Ama kardeşim söylemek lazım. Lan bu saçma sapan bir şey bu. Yapmayın. Gerek yok. Hepsinin bir yeri var. Ne ona itiraz eden olur ne bir şey olur. Ama bunu tek amaçla yapıyorsunuz. Çünkü oraya bir faydası yok. Herkes sandalyelere oturmuş masalar önünde böyle Kur'an dinliyor. Ne yani neden? Ondan sonra da Ortodoks bilmem ne. Verdiğin örnek de Bizans'tan, Hristiyanlardan, şuradan buradan. Şimdi bak adam gayet güzel söylüyor işte bu böyle. Hep böyle ona aman demişler yapıcıdır yani öyle anlatacağız başka türlü anlatamayız. Şimdi Mahfi Yayılmaz iyi ekonomistlerden biridir biliyorsunuz. 2013'te bu heterodoks, ortodoks falan filan onlarla ilgili kaygılarını yazmış. O zamanlarda da var. O zaman aradığını söylemiyorlar. Dilleri dönmüyor. Şimdi dili dönen birini buldular herhalde. O diyor ki heterodoks diyor. Öbürlerini dönmüyor. Abi dur yanlış anlaşılır şimdi bizi başka bir şey zannederler filan. Yeminle söylüyorum hiç öyle gülmeyin. Ne gülüyorsunuz? Öyle zannedecek diye konuşan yok mu? Var. Şimdi diyor ki Mahfi Yayılmaz. 7 yıl önce. Yok 7, 9 yıl önce. Efendim heterodoks ekonomi politikası üzerine biraz durmakta yarar var. Genellikle gelirler politikası adından dolayı vergi politikasıyla karıştırılır. Oysa burada gelirler politikasından kastedilen şey gelirlerin dondurulmasıdır. Ekonomideki enflasyonist baskıları önlemek amacıyla ücretler belli bir süre için ya da süre verilmeksizin dondurulur. Burada güdülen amaç gelir eşittir fiyat çekişmesini kırmak ve enflasyonu denetim altına almaktır. Bu uygulamaya çoğu kez fiyatların, faizlerin, kiraların dondurulması da eşlik eder. Böylece toplumda belirli bir süre hiçbir fiyat ve ücret artmadığından enflasyonun baskının kırılacağı düşünülür. Şimdi bakın Tayyip Erdoğan ne dedi? Bugün hepsinde var maşallah. Efendim köpüğü aldık kurda şimdi enflasyonda da alacağız. İşte bugün bakanın açıkladığı heterodoks dediği yepyeni şey. Bir de yani bu Türkiye deneme tahtası mı ya? Yeni şeyler yeni şeyler. Arkadaş ne olmuş ne bitmiş? Bak adam bunu 9 sene önce anlatıyor ve örneğini veriyor. Diyor ki heterodoks ekonomi politikası dünyada en çok Brezilya ve Arjantin olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde uygulanmış ve başarıya ulaşamamıştır. Örnek var elinde. Done var yani kanıt. Başarılamamıştır. Kısa süreli başarılar söz konusu olsa da işin temeline inilerek getirecek çözümlerin yerini bu uygulamalar alamamıştır. Bunun temel nedeni süre uzadıkça kara borsanın el altından yapılan ödemelerin ortaya çıkmasıdır. Bu uygulamalar dönem dönem geçmişte Türkiye'de de uygulanmış ancak geçici bir takım düzeltmeler dışında kalıcı sonuç verememiştir. Bakın bu kadar basit. Çünkü neden? Siz fiyatları dondurabilirsiniz. Onu Mehmet Barlas da önerdi biliyorsunuz. Yani devlet dedi bilmem ne fiyat belirlesi. O an bu işte komünist ülkeler diye bas bas bağırıyordunuz ya. Komünizm, komünizm, kahrolsun komünizm Moskova'ya filan. Ne işte? E başlıyorsun. Onlar hiç fiyat miyat dondurmuyordu. Onlarda bir şeylik vardı. Her şey eşitliyordu. Oluyordu, bitiyordu. O zamanlar kızdıkları bütün uygulamaları şimdi getireceğiz diyorlar. Ha kısa dönem. Bakın buradaki Mahfi Yayılmaz'ın en önemli cümlesi şu. Diyor ki bak. Başta Brezilya, Arjantin olmak üzere Güney Amerika ülkeleri uygulanmış ve başarıya ulaşamamıştır. Kısa süreli başarılar söz konusu olsa da, işte Tayyip Erdoğan'a lazım olan bu kardeşim. Kısa süreli başarı. Çünkü seçime gitmeyi büyük bir ihtimalle kafaya koydular. Başka çare yok. Ya hiç seçim yapmayacak
Bas git diyecek kardeşim, 2023 falan yok. İşte bir şey yaratırsın. Ne olacak yani, kolay yani, Yunanistan'da bir sorun yaratırsın. İşte savaş durumu olağanüstü hal. Çoğu seçimler bir yıl ertelenmiştir. O arada sen hop muhalefeti yok edersin falan. Ya hiç seçim yapmaz ya da hemen seçime gider. Bunun ortası yok. İnanın yok. Yani 2023'te seçim olacak. Efendim biz oraya kadar gideceğiz. Ondan sonra da seçim bitecek. Tayyip Erdoğan yenilecek, gidecek. Ha, hayal bunlar. Yok. Böyle bir şey yok. Başka şeyler olur, bu olmaz. Ha, sonuçta gider. O ayrı mesele. Ama lazım olan kısa süreli başarı ki hızlı bir seçim sonucu milletin cebine bol para koymuş gibi olursun. Fiyatları bir süre sabit tutar. Adam der ki işte kardeşim bak görüyorsun ya. Baba adam ya. O olmazsa zaten Allah yandık bittik. Bak şu ekmek fiyatını 3,5 lirada tutmasa, 4 lirada tutmasa şimdi biz açtık falan. Bunu da yayarlar. Çok da güzel anlatırlar işte, görüyorsunuz saray medyasını. 2500 lira en az memur maaşı diyor. Yani asgari ücretin 2000 lira altındaki en düşük emekli maaşını müjde diye açıkladı. Ve beyin yıkıyorlar şimdi. Efendim şartlar böyle. Yani herkes biraz fedakarlık yapacak falan. Sen ne dersin? Savaştayız. Ne savaşı ya? Ama maalesef böyle. Şimdi mesela biri izah edecek. Ben çok merak ediyorum. Bu ülkenin vatandaşı olarak, gazetecisi olarak soruyorum. Şimdi akşam mecliste bir torba yasa gene geçiriyorlar. Aldır uldur onun içinde ne var ne yok. Oluyor. CHP'liler diyorlar ki ya bu şeyi araştıralım, bunun içine koyalım onu. Bu 20 Ocak, 20 Aralık gecesi ne oldu? Hakikaten bir şey oldu mu, olmadı mı? Bakalım kardeşim, yani kim aldı, kim sattı falan. AKP ve MHP'liler hayır diyor. Mesela çok merak ediyorum. Gerekçesine niye korkuyorsunuz bu kadar? Hayır, anlıyorum tabii. Yani kiminle götürdüğü ortaya çıkabilir. Başka bunun izahı yok. Çünkü dersin ki evet yapalım. Bir komisyon kurulur hemen. O gece çok kolay. Kardeşim hep bak soruyoruz burada. Ya niye bu kadar korkuyorsunuz ya? Kim götürdü malı? Kim? Onu söyleyin. Ama söyleyemezsiniz malı kimin götürdüğünü. Malı götürdüler belli. Zaten malı götüren olmasa hemen dersin ki abi yapalım, bizim hiç korkumuz yok. Ama çok korkuları var. Çok korkuları var. Ya öyle artık öyle bir hale gelmiş ki milyarlarla oynayanlar free shop'tan iki tane içkiyi ucuza alacağız diye polislerle beraber oralara gidiyorlar yani, sarayın adamları. Doymuyorlar yani. Daha ne diyeyim size? Ama bu tuhaf bir şey. Niye mesela vermiyorsunuz? Bu soru basit. Bakın hadi isim de söyleme. Tamam hadi sizin kimse o alıp götürenler bilmeyelim. Ama bari deyin ki şu kadar işlem oldu. Şimdi Nebati Bey diyor ya, gece diyor kıpır kıpır oldum diyor. Niye? O dolar düşüyor. Kim düşürüyor? Serbest satıcılar. Kime satıyor diyoruz? Onu söyle. Yani o gece kendi aralarında mı sattılar? Yani alo Ahmetciğim, bende bir dolar var, 50 bin dolar ha. Ya sen bunu 12'den alır mısın? Abi dolar 18'di mi? Ya sen 12'den al, biz gene çıkarırız oraya. Bunu diyor yani, anlamadım ki. Gece saat 9'da kim kime satabiliyor doları? Bankalar yok diyorsun işin içinde. Hayır diyorsun, hiçbir banka işlem yapmadı. Ne yaptı? İnternet üzerinden 1700 tane işlem yaptı vatandaş, birer milyon dolarlık. Bap dedi, düşürdü, şangır şungur indi, öyle mi? Hep soralım işte, ne kaç bugün? Bu ne ya? Ha 13.55 şey dolar, 15.37'de. Şimdi buna bir ikinci operasyon gelme ihtimali var. Biraz daha var işte, Suudi Arabistan falan var biliyorsunuz Şubat ayında. Yani oralardan, burada benim anladığım kadarıyla buralarda tutmaya çalışıyorlar şimdi. Çünkü şöyle bir şey oldu. Aslında bunu bir daha düşürürler. Kargolar geliyor. Bir şey yok. Parayı sokarlar içeri. Ama birdenbire düşürünce başka bir şey oldu. Dipten vatandaş da aldı. Şimdi adam diyor ki ulan diyor, biz satıp biz alttan alacağız diyor. Biz alana kadar evlerden girip 50 bin 100 bin alan var diyor. 50 bin 100 bin dedi. 5 bin 10'a bile göz koymuşlar yani, inanın. Vallahi billahi. Bütün mesele o. Yani düşürür burada, ben size söyleyeyim. Bir 40 milyar daha pompalarsın düşürür. Düşürür ama düştüğü an sıradan vatandaş 1000 lira, 2000 dolar, 3000 dolar, 1000 dolar para alıyor. Hemen euro çekiyorlar, şey çekiyorlar. Onun yüzün diyorlar ki 12.5-13'te tutalım. Tutabildiğimiz kadar. Sonra bir şok yaparız. Onu önceden de haber vermezsen arkadaşlar istifade ederler belki yani. Öyle bakıyorum ben çünkü. Yoksa niye araştırmıyorsun kardeşim? Niye araştırıyor? Yani biri çıkacak, AKP'li biri. Al bağlasın şimdi. Şu nedenle istemiyoruz. Ne var yani? Herkesin konuştuğu bir konu. Açıklığa kavuşsa ne olur? Ama yapamazsınız.
Çünkü çok garip isimler çıkabilir ortaya o gece. Kim aldı, kim verdi? Kimlerin şirketleri götürdü? Değil mi? Ya bak, bir tanesinin adı çıktı, nasıl hopladı? 18 liradan dolar satıp 10 liradan aldı diye. Çok büyük bir iş insanı. Aş. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Millet İttifakı olarak bana sorulduğunda evet derim. Cumhurbaşkanlığı önemli bir görevdir. Eğer Millet İttifakı kabul ederse evet aday olurum. Sonuçta yanlış bir şey söylemiyorum. Bir ittifak sen aday olacaksın diyoruz. Hayır efendim ben olmam deme şansınız zaten yok. Şimdi bakın, ben bu konuya şöyle bakıyorum. Hani bazen diyorum, bana diyorlar ki ya sen niye Kılıçdaroğlu aday olmayacak diyorsun. Ya ben aday olmayacak böyle bir iddialaşma falan yapmıyorum. Diyorum ki benim gördüğüm Kılıçdaroğlu sanki aday olmayacak. Ha zaten Kılıçdaroğlu olabilir mi? Olabilir tabii. Bir şey demiyorum ona. Ama şu var. Kılıçdaroğlu yani aday olmaz ama diyor ki bana diyor teklif edilirse evet derim. Ya da işte size bir şey getirirlerse hayır deme şansınız var mı? Şimdi bu aday olacak tamam niyetlendi şeklinde de yorumlanabileceği gibi. Ben şöyle yorumluyorum. Diyorum ki yani en politik cevabı veriyor. Şimdi bana da diyorum sorsan. Can Bey size aday gösterse kabul eder misiniz? Canım yani talep o yöndeyse niye reddedeyim ki? Ha ama ben adayım diye ortaya çıkmam, o ayrı mesele. Ama bana gelse partiler, kendime örnek gösteririm ki hani spekülasyon olmasın diye. Bana böyle bir teklif yok. Yaparlarsa hiç vallahi evet derim yani. Seçilirim daha. İsterseniz deneyelim. Ha? Var mısınız? Bak bağımsız aday. Bu kadar basit. Ha yani Kılıçdaroğlu şimdi bunu söylüyor. Diyor ki bana gelirlerse ne diyeceğim? Yani çünkü neden? Eğer zaten 5-6 parti birden Kemal Kılıçdaroğlu'na ortak adayımız siz olun diyorsa bu bir ortak aklın sonucudur. Değil mi? Ha bu da onu söylüyor. Ha yarın efendim aday olarak hep beraber oturduk. İşte onun busu var, bunun busu var. Bu arkadaşımız hem koordinatör olarak hem de işte bu geçiş döneminde toplumu germeyecek, toplumun her kesiminden oy alacak, güven verecek ve hızlı bir demokrasiye, hukuk dönemine tekrar geçişimizin hızlı bir şekilde olması konusunda katalizörlük yapabilecek niteliktedir diye bir adayı koyarsınız. Oldu bitti. Gerçekle AKP'nin söylediği arasında çok büyük fark var. AKP ve onun yandaş medyası, sarayla iltisaklı medya şunu anlatmaya çalışıyor. Yani ittifak olacaklar, HDP'yi destekleyecekler, HDP onları destekleyecek, HDP PKK gidecek böyle. Gerçek o değil. Gerçek hem orada konuşan hem de HDP'nin söylediği. Kardeşim burada bir destekleme şey yok. Her parti kendi zaten girmeye çalışıyor. HDP seçimlere olağanüstü asılacak bir kere. Ve hem %10 barajını aşmayı, aşmakla da kalmayıp parlamentoya bugünkünden çok daha fazla milletvekili sokmaya çalışacak, bu bir. İkinci aşama şu. İlk turda büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum HDP bir aday çıkaracak Cumhurbaşkanı adayı. Yani çünkü varlık sebebi olarak onu göstermek zorunda. Aksi takdirde işte AKP'nin tuzağına düşmüş olacak. Yani işte görüyorsunuz HDP, PKK, CHP falanla gidecek. Onun için büyük bir ihtimalle ilk turda nasıl geçen sefer yaptı bir aday gösterecek. O adayın ikinci tura kalma ihtimali zayıf. Asla yok demiyorum. Zayıf. Ama ikinci tur olursa, yani birinci turda adaylardan biri %50'yi bulamayıp ikinci tur olursa, ha işte o zaman HDP'nin fonksiyonu ortaya çıkacak. O zaman da efendim destekledi, bilmem ne yaptılar, o şu bu yok. Yani orada bir pazarlık şansı yok artık. Ya bu iktidarı indirir, ya bu iktidarın yanında yer alır. Ha onun için de ben bu iktidarı indiririm ama bana da 3 bakanlık verirsin falan gibi pazarlıklar bile olmaz. Bak söyleyeyim size. Çünkü iki taraf da bunu yapamaz. Ha bu pazarlığı yapabilecek olan tek merkez var, saray. Bak orası çok rahat yapar kardeşim. APO'nun ev hapsine alınması dahil. Yeniden açılımı başlıyoruz dahil. Ama gözlediğim kadarıyla HDP'nin bugünkü yapısı, yani böyle bu tür havuçlarla filan artık tamam yok. Çünkü ne dedi şeydeki, Kandil'deki adam zamanında? Ya biz de her seçimde anlaştık, AKP'yi destekledik ama seçim biter bitmez bizi unuttu. Şimdi bu laflar hep unutuluyor. Bu laflar konuşuldu, bunlar yazıldı, çizildi, bunlar yalanlanmadı. Ya zaten nasıl yalanlayacaksın ki? Söyleyen Murat Karayalan. Öbürü neydi? Sabri Uzun. Adam diyor ki seçimlerde anlaştık diyor, destek olduk diyor.
Daha ne desin adam? Onun için yani bu şeyi ne olur rica ediyorum. Aklı selim sahibi olarak düşünmek lazım. Yani HDP düşmanlığı, PKK düşmanlığı, terör bunlar farklı. Burada bir işbirliği, bir destek yani ortaklar bunlar, ittifaklar böyle bir şey yok. Görüyorsunuz zaten. Ama buna ısrar, bu iş tamamen HDP kendi asılacak seçime. HDP'ye başka yerden destek gelir bak. HDP bir yeri desteklemez. Ama ikinci tura kalırsa HDP bir karar verecek. E şimdi affedersiniz diğer partiler de aynı durumda değil mi? İkinci tura kaldığı zaman okay, buna mı vereyim, buna mı vereyim değil mi? Bir karar verecekler yani. Yani şimdi HDP'yi muhalefetin terörle işbirliği gibi göstermeye kalkıttığın zaman peki HDP seni desteklerse ne olacak? Ya mesela bu hiç konuşulmuyor. Bir ben konuşuyorum burada. O kadar. Hadi bakalım şimdi. Bırak. Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omikron varyantının hızını keselim. Şimdi bakan koca uyardı da artık uyarının bir anlamı yok. Yani tavsiye öyle yapın böyle yapın kimse uymaz. Çünkü bu işin ciddiyeti gitti. Boşuna uğraşmasınlar. Ha, şimdi bir takım yasakları da getiremiyorlar. Ondan da çok korkuyorlar. Çünkü o korona yasakları sırasında birçok insan perişan oldu. Şimdi üzerine bir daha yasak getirdi mi oyma hiç alamaz. Şimdi oy mu önemli halkın sağlığı mı önemli? Tabii ki oy önemli. Yani ne kadar değil mi? Yani ya öbürü bakarız abi ya ne olacak diyor ya 80 milyon tane var da arkada diyor yani. Böyle bakar. Maalesef. Şimdi dünyada da aynı bu durumda ama. Bakmayın yani sadece bizde değil. Oralarda da insanlar o boşuna çevirmediler o don't look up neydi? Yukarı bakma diyor ya. Ha, onu boşuna çevirmediler değil mi? İşte Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle. Yani siyasetçiler için önemli olan bu. Ama bir şey de yapmak gerekiyor. Madem böyle belki de bir sıkı bir şey bilemiyorum. Şimdi mesela bir karantina haberimiz var. Bak onu bir izleyelim. Yani şimdi o da bana tuhaf geliyor. Bir izleyelim bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu sonrası karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesine uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada ayrıca omikron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına sebep olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omikron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlenmemiştir. Omikron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır diye konuştu. Ya anlamadım şu yani perhiz de ana turşusu hikayesi. Hem dikkat et şimdi yani bu doğru bir şey olsa bile yani herhalde doğrudur yani tıbbi olarak bir şey diyemem zaten yani karantinanın falan ama işte bunlar hani bu taraftan tavsiye ederken öbür taraftan karantina yedi adam diyor ki abi tamam ya diyor bu önemli değilmiş diyor. Bak şimdi yani işte burada artık şey korkusu giriyor siyasi korku giriyor. Yani bunu daha net söyleyecekler ve bazı önlemler alacaklar. Bunları belki göstermelik önlem diyeceksiniz ama mesela devlet dairelerinde plan alacak millet de şey yapacak. Hani ona göre aa diyecekler ki bu hiç ciddi falan. Yani şu anda diyorum ciddi alan falan yok. Omikron'un da işte 7 güne düştü karantina. Ha sonra bunu düzeltiyorlar. Benim karantina değil izolasyon da. Peki o ne o ne? Ha izolasyon olunca işte yani bir süre ayrı dur. İşte maskeni tak bilmem ne. Yani aynı evin içindeysen bile işte maske taktın, dikkat ettin, o izole ettin, fazla girmedin. Karantina tam kapanma. Peki. Şimdi gelelim. Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut ilginç şeyler söyledi. Onu bir izleyelim. Tabii onları dinleyince de bu sefer insanın korkusu artıyor ama yapacak bir şey yok.
Bu sebebi aslında bizim haftalardır, aylardır anlatmaya çalıştığımız durumla alakalı. Piyasada bulunamayan ilaçlar konusu gittikçe daha çok sıkıntı olmaya başladı. Hem eczacılarımız hem vatandaşlarımız bu konuda çok mağdur durumda maalesef şu anda. Yaklaşık Eylül ayından beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Çok basit ilaçlar dediğimiz ağrı kesici, ateş düşürücü, şuruplar, soğuk algınlığı ilaçlarıyla da başlamıştı aslında. Ve şu anda da daha kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar da dahil olmak üzere, grip ilaçları da dahil olmak üzere büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle nöbetlerde bu gördüğünüz kuyrukların sebepleri belki de zaten bu. Bu grup ilaçlarla alakalı hem vaka sayıları çok fazla artmış durumda. İnfluenza salgını var. Özellikle çocuklar arasında çok yaygın. Acillerde çok fazla çocuk hasta var. Ve bu çocuklara yazılan, influenza için yazılan şuruplarda, ateş düşürücü şuruplarda maalesef eczanelere yeteri kadar fabrikalardan depolar aracıyla gönderilmediği için tükeniyor, çabucak tükeniyor ve kuyrukların oluşma sebebi de bu. Bu eczanede bulamayan vatandaşımız diğer eczaneye gidiyor. Orada da sıra bekliyor. Oradan çıkıyor, diğer eczaneye geçiyor ve haliyle hem vatandaşımız mağdur oluyor hem de eczacımız mağdur oluyor, ilacını da temin edemiyor. Her sene bu zamanlarda biz bu ilaç sıkıntılarını yaşarız. Bu sene farklılık biraz daha erken başladı ve dövizdeki dalgalanma üretici firmalar anlamında ciddi maliyet zararları oluşturduğu için çok daha kısıtlı olmaya başladı. Yoklar daha erken başladı. Bir yandan da salgın başladı. Şimdi iki durum birbiriyle tamamen zıt. Bir yanda ilaç ihtiyacı arttı ama bir yandan da ilaç üretimiyle alakalı bir yetersizlik var. Bu da sonuçta şu anda geldiğimiz durumda büyük bir probleme neden olmuş durumda. Yani bizim durumumuzun globaldeki bir sıkıntıyla alakası yok. Bizim ülkemizdeki ilaç fiyatlandırmalarıyla alakalı düzenlemeden kaynaklı bir sıkıntı bizimkisi. Bazı öksürük şuruplarında... Bir şey söyleyeyim, işte buna hakkınız yok. Yani işte mesela Sağlık Bakanı cır 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 konuşuyor. Gerçi bakanlık falan yaptığı yok, işte talimatları uyguluyor ama ya bari bu konularda bir şey yapın. Bakın bu başka bir şeye benzemiyor. Sağlık bu. Siz orada iri iri o gülen adam çıkacak. Ece nasıl? Aa böyle bir geldi. Yıka yıka geldi. Ay dedim ki bir şey olacak bu gece mutlaka. Ay çocuklar biz mi yaptık lan, ne oluyor filan. Bırakın bu numaraları. Bak insanlar ilaçlarını alamıyorlarsa, sağlık hizmetlerini yerine getirilemiyorsa bu büyük bir facia. Hakkınız yok ya bunu yapmaya. Ha ne bakayım, sen kimsin, o kim, bu kim filan. O zaman birileri sorar size, sen kimsin kardeşim yani. Sen benim ilacımı getiremiyorsan ne işe yararsın, değil mi? Bir laf var biliyorsunuz, değil mi? Şeyin söylediği, kanunun, değil mi? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. O sıhhatin yoksa, o sağlığın yoksa hiçsin. Şimdi burada muhalefet partilerinin ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence en büyük sorunu, en büyük sorunu güven ve samimiyet. Bu millet buna inanamıyor bir türlü ve güvenemiyor. İşte bakın CHP'lilerin şunu tartışmamasına ben şaşırıyorum. Ya arkadaş, AKP bu kadar çuvallamışken, bu kadar kötü bir şekilde tepe taklak giderken CHP'nin oyunda bir gram artış yok. Zorlama artışlar var. Anketlerde görüyoruz ama sonuçta CHP'nin seçimlerde aldığı 25-26 oy hala yok. Hay benim zaten bu kadardı, 22'ydik, 27 olduk, fena mı diyebilirler bana. Ben de diyorum ki arkadaş bununla yetiniyorsan tamam. Ama AKP böyle giderken oy alamıyorsan bunun nedenine bak. Bunun nedeni sadece efendim işte Özgür Özel kalktı da ya gene Kur'an kursları dedi filan. Kardeşim doğru söylenen sözden korkmayın. Linç kampanyası açabilirler, saldırabilirler. Oradan korkma. Senin korkman gereken nokta başka. Bugün CHP'nin korkması gereken nokta şu. Ben neden güven sağlayamıyorum? Çünkü samimi davranamıyorsunuz. Gördüğüm o. Samimi davranmıyorsun ve AKP en kaba siyasetiyle dalıyor halkın arasına. 675 lira veriyor o dul kadına. Ve diyor ki arkadaş, kadın bana bak diyor, hanım ben gidersem bunu sana vermeyecekler. Ona inanıyor. Sen iki katını vereceğim diyorsun, inanmıyor. Emekliler telgraf çekti diyor Kemal Bey. Çok doğru. Dediler ki ya biz memnunuz. O memnuniyetten değil, eldekini kaybetmeme korkusu organize etti AKP onları. Çünkü dedi ki veremez. Nereden veriyor? Hatırlayın o günleri. Kemal Kılıçdaroğlu açıp da ben
bir maaş ikramiye vereceğim dediğinde maaş dedi bütün ne alıyorsan aynısından iki maaş bayramlarda vereceğim dediği zaman bir anda hava ne oldu biliyor musun? Ne kadar bu saray soytarısı varsa ekranlarda akademisyen, gazeteci, masteci hepsi kalktılar ne yaptılar? Vay efendim dedi, kaynağını nereden bulacak? Kaynak nerede? La oğlum sen nereden buluyorsan o da oradan bulacak. Ama anlatamadı kaynağı. Ve o zavallı emekliler, o üç kuruşa talim edenler kaynağını nereden bulacak? Lan sana ne be? Sen alacağına bak. Ama işte o havaya girdiler. Niye? Güvenemiyor. Sıkıntı bu. CHP'nin buna çalışması lazım. Ve şu anketleri gördüm hep AKP'nin düşüşüne bakıyor. Bakın ben başka bir şeye bakıyorum. AKP hala birinci mi diye. Evet. Adam 28'e düşüyor gene birinci. Yani sen birinciliği alamıyorsun. Ona çalışmanız lazım ya. Bu kadar basit. Şimdi bakın Tayyip Erdoğan'ın o sözü hakikaten çok kötü bir benzetmeydi. Yani böyle bir benzetme olmaz. Ve bunu Cumhurbaşkanı sıfatıyla söylüyor Tayyip Erdoğan. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu muhalefetten biri söyleseydi şu anda halkı kin ve nefret duyguları içinde falan fitne, fesat yapmaktan hakkında dava bile açılabilirdi. Çünkü söylediği şey terminoloji şeye uymuyor. O gecenin gerçeklerine uymuyor. Yani diyor ki dökülün de görün diyor. 15 Temmuz'da ne yaptıysak onu yaparız. Bir dakika şimdi ya 15 Temmuz'da siz ne yaptınız? Ne yaptınız? Halkı mı sokağa döktünüz? Evet. Tayyip Erdoğan halkı sokağa çağırdı. Şimdi karıştırıyor, kafa karışıyor burada. Yani halkın demokrasiye sahip çıktığını göstereyim falan derken peki öbür sokağa döküldü, velev ki döküldü. O da demokratik tepkisini dile getiriyor. Ve eğer siz bir şekilde sokağa çıkmış olan halkın karşısına bak ben de sokağa çıkarırım diyorsanız yani devletin asli güvenlik güçleri yerine halkın bir başka bölümünü söylüyorsanız arkadaş bu iç çatışma çağrısı olur. Ve çok tehlikeli bir şey bu. Yani şunu söylemek istiyorum. Tayyip Bey söylediğinizi kulaklarınız duyuyor mu? Yani ne demek ya 15 Temmuz'da yapılanı kaçtığınız yere kadar kovalarız. Kim olarak? Devletin güvenlik güçleri olarak mı söylüyorsunuz bunu? Ayrıca demokrasiye olan inançsızlığınızı niye bu kadar yüksek sesle söylüyorsunuz? Yani ben bu ülkede demokrasi istemiyorum demek bu. Ya velev ki döküldü, dökülebilir insanlar. Yani bu ülkede gösteri yapmak hak, protesto hak, grev yapmak hak, boykot hak. Bunların hepsi isyan bile anayasada hak ya. Yani siz bunu tamamen yapılacak her protestoyu, her gösteriyi devleti yıkmak. Çünkü neden? Devlet benim diyor. Bana karşı yapılan her hareket devlete karşı yapılmıştır ve ben bunun canına okurum. Bir şey söyleyemiyorum. Bir şey soracağım. Türkiye'nin ihtiyacı var mı böyle bir şeye? Bir de bunu niye bu kadar ucuzlatıyorsunuz? Yani 250 bin dolarlık ev alana vatandaşlık veriyorum. Ya bu kadar ucuz mu ya bu ülkenin vatandaşı olmak? Bir de ne ihtiyacımız var? Yani mesela onu anlatacaksın. Efendim göç var. Bunu mu durduruyorsun yani böyle? Şu anda mesela muazzam bir hem vergi kaçağı olacak hem haksız kazanç sağlıyorsunuz. Çünkü o 250 bin dolarlık ev dediklerinin hepsi 50-60 bin dolar bile etmeyecek evleri 250 gibi gösterecekler. Adam onu yatırdım diyecek. Komisyonlarını alacaklar falan filan. Ama bakın en önemlisi şu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çok kıymetli olmalı. 10 milyon dolar mesela 10 milyon dolarlık bir yatırım yaparsan ya da öyle bir mülk edinirsen vatandaşlık veririm. Abi sen elin itine kopuna mı vereceksin? Affedersiniz yani. Yani zamiyane oldu ama ona mı vereceksin sen? Niye? Ben 500 bin doları 3 yıl boyunca bankada vadeli de bu kadar mı muhtaç hale düştünüz ya? Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl aciz içine düşürüldüğünün itirafı ayıptır ya. Ya benim vatandaşlığımı bu kadar ucuzlatma ya. Ben 250 bin dolar mıyım yani? He? Ya bir şey söyleyeceğim. Hakikaten çok utanç verici bir şey bu ya. İnsan yani ben bu ülkenin vatandaşıyım ve şu haberi görünce utanıyorum ya. Ya iki tane üniversite öğrencisi. Eğer o rektör operasyonu olmasa bu çocuklar akranlarından daha
iyi puan almış olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin önemli bölümlerine girmiş iki öğrenci olarak eğitimlerine devam edecekler. Fakat böyle bir olay yaşıyorlar. Bunu protesto ediyorlar. Oraya atanan bir rektör mü, cellat mı bilemiyorum. Gidiyor şikayetçi oluyor. Ya ben adamın mantığını çözemiyorum kardeş. Adının önünde profesör var be. Ayıp. İnsan utanır ya. Rektörsün, profesörsün. İki tane öğrenciyi şikayet edip üç ay hapse tutturuyorsun. Vicdanın da mı yok? Hayretler içindeyim. Nasıl yapabilir? Mesela kendi çocukları var mı bilmiyorum. Ama belki o da onlar da o kafada olabilirler. Ama eve gidip de evladım sizin yaşınızdaki arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi hapse tıktırdım. Canları okuyorum onların mı diyorsun acaba? Ve o çocuklar da helal olsun sana baba mı diyorlar? Hiç mi yok ya vicdan, namus, ahlaki kaygı hiç mi duymuyorsunuz be adamlar ya? Rektör şikayet etmese bu olmayacak. Bak 32 yıl lan ne olmuş? Arabanın üzerine çıkmış. Tamam abi asalım o zaman. Vurun o zaman ya, infaz timleri getirin. Tak tak burada benim arabama çıkamazsın lan sen. Bu mu? Eymiş vandallıkmış. Ayıp ya. O profesör unvanını bırak abicim sen bırak. Zaten o üniversitenin başında durmakla çok ayıp bir şey yapıyorsun. Hiç kimse istemiyor ya. Ya ben şunu merak ediyorum. Hiç kimse seni istemiyor. Her gün sırtlarını dönüyorlar, gösteri yapıyorlar sana karşı. Ve mesela nasıl bir duygudur? Bu nasıl bir hırs? Ya bu siyasal İslam bu kadar mı kin ve nefret dolusunuz ya? Bir dur ya, bir de ki abi ya bu lan çok bana şey yapıyorlar. Yani bir gireyim, konuşayım, bir el uzatayım. Çocuklar gelin diyeyim, bir çay içelim, bir kahve içelim. Geleyim sizin kahvelerinizi içelim, ne bileyim. Ne yapıyorsunuz lan? Yok abi. Böyle kafa bu. Ya keseceksin, biçeceksin. Ya bana uyuyacaksın. Abi yazık. Koskoca Boğaziçi ve Türkiye'nin en iyi üniversitesi. Yakışıyor mu sana amca? Ha? Yakışmıyor ama olsun. Fakat korkuyu görüyorsunuz değil mi ya? Ya müftülük binası yapılıyor. Müftü suç duyurusunda bulunuyor. Bitiyor. Teslim edecekler. Almaya gelmiyor. Karakol yapılıyor. Ulan bir tane polis gönderin bari be. Yani mesela bu konularda işte diyorum ya bu güç sarhoşluğu bu işte. Ben de kim o diyor, ne gideceğim diyor. Yapmışsa yapmış da diyor, gidin. Bak karakol, o karakolda hiç çalışmayın bile diyebilirler ha. İçişleri Bakanı öyle bir adam çünkü. Diyebilir. Arkadaş biz orada değil, biz geçici olarak şimdi önde bir çadır kuracağız. Kendimize bina yapıyoruz bile der ha. Çünkü neden? Abi bizden olmayan biri yaptı. Bak CHP de demiyorum. Bizden olmayan biri yaptı. Gitmeyeceksiniz diyor. Ya İstanbul Emniyet Müdürü'nün orada olması lazım ya. Ya mesela ben bu adamları şuna merak ediyorum. Ya oldu bitti. Ya ben demiyorum ki yarın dikildi. Ya bu iktidar bitecek bir gün. Yani ila nihaye hep bu mu gidecek? Yani sonsuza kadar Tayyip Erdoğan ve AKP mi olacak? Ya yarın gidecek. Hiç mi mesela utanmayacaksınız, sıkılmayacaksınız ha? Ben de olsam şeyde seni hiçbir yere sokmam mesela. Hiçbir yere sokmam. Bak arkadaşlarım sen kim neysen hadi şimdi onlarla beraber gidin onların yaptıklarını yapın derim. Yani hakikaten bazı şeylerin hesabının sorulması ya ayıptır ya. Devlette devamlılığı falan da bir kenara bırakmışlar artık. Neden CHP yaptı karakola girmem? Neden CHP yaptı müftülük binasına girmem? Ha ben de tabii dönerim lan bunlara niye yaptın bunu derim. Bırak orada otur. Ama adamcağız da diyor ki bak gayet güzel anlat. Yani o karakol meydan düzenlemesi yapacağız. Tam ortasında kalıyor. Daha güzel bir yere yapalım. Beyler, Beylikdüzü halkı da yararlansın. Ama işte nefret ediyorlar kendilerine oy vermeyenlerden. Sorun o. Adam diyor ki abi bu sırtların burunlarını diyor. Nefret ediyoruz biz onlardan. Neden? E bize oy vermediler. Tamam ya. Çok ayıp, çok ayıp. Şu bakın şöyle bir manzara size tarif edeceğim. Mesela bu toplantıda iki tane genel başkan var. Ana muhalefet ve bir sonraki gelen parti. Bu toplantıda İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü, Beylikdüzü Emniyet Müdürü, Beylikdüzü Müftüsü, İstanbul Müftüsü olsa idi mesela. Bir, müthiş izzet-i ikram görürlerdi. İki, Türkiye'de hizmet açısından bakıldığında müthiş bir birlik ve beraberlik tablosu çizilirdi. Ama gelemezler. Şimdi İstanbul'un bir tane valisi var. Adını bile bilmiyorum. Yerli Kaya mı bir şey. Mesela ben bu adama sorsam, siz kimin valisisiniz desem, bana devletin valisiyim diyebilir mi çok merak ediyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın valisi. Devletin değil artık. İstanbul Emniyet Müdürü. Devletin Emniyet Müdürü değil artık. Tayyip Erdoğan'ın Emniyet Müdürü.
Çünkü her türlü talimatı ondan alıyorlar ve sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasındalar. Şimdi diyeceksiniz ki ya eskiden sanki, hayır değil bakın. Demokrasiden vazgeçtiğimizden bu yana 2018'de biliyorsunuz bir öyle dalga dubaralı bir halk oylamasıyla halka onu şey yaptırdılar. Yani biz demokrasi istemiyoruz, hukuk da istemiyoruz, özgürlükler de işte ağanın bize takdir ettiği kadar. O karar, yani o 2018 referandumunun şeyi odur. Pardon, 2016 referandumunun sonucu odur. Demokrasiden halk oyuyla vazgeçildi. Hukuk sisteminden vazgeçildi. Şimdi eski dediğimiz, hani eski diyorlar ya, kötü dedikleri sistemde bir emniyet müdürünün, bir valinin falan atanması üçlü kararnameyle olur. İlgili bakan, başbakan, cumhurbaşkanı. Ha şimdi diyecek ki efendim o değil işte. Çok önemli o. Bazen cumhurbaşkanını ikna etmek zorunda kalırdım. Bazen bakan başbakanı ikna etmek zorunda kalırdı. Ya da başbakanın istediği biri varsa bakanı ikna etmek ihtiyacındaydı. Yani her şeye rağmen sistem yürü. Şimdi öyle bir şey yok. Sadece bir kişi. E o zaman da İstanbul valisinin yerine kimi koyarsınız? Abi kimseyi takmaz. Çünkü bir kişiye yaranmak durumunda. O bir kişi onu beğeniyorsa, o bir kişi onu orada tutacaksa geri kalan herkes çöp. İşte emniyet müdürü de öyle bakıyor, müftü de öyle bakıyor. Çünkü hepsinin atamasını bir kişi yapıyor Türkiye'de. Bu Türkiye'nin öbür ucunda da böyle, bu ucunda da böyle, başkentinde de böyle. E böyle demokrasi olmaz ki. İşte öyle olunca da valisi, emniyet müdürü, kaymakamı, müftüsü, şu müdürü, bu müdürü hepsi korkak olmak durumundalar. Korkacaklar. İstersen korkma. Gelir vali buraya, ertesi gün görür gününü. Bugüne kadar hep böyle oldu maalesef. Üzülerek söylüyorum. Şimdi ne anladınız bundan? Fatih Belediyesi, Bienal. Bienal 2 yılda bir yapılan büyük sergi demektir. Yani Bienaller 2 yılda bir yapılır. Şimdi mesela burada kim bu? Yani mesela hangi Batı sanatı? Ya bir kere bu şeyin ne sanatı var? Mesela onu söyleyecek. Mesela bizim sanatımız bu diyeceğiniz ne sanat var? Bir ona bakalım. Bu bir. İki. Benim anlamadığım, yani Batı sanatı evet içine sokulan. Peki ne mesela? Neyin içine ne sokuluyor? Hangi sapkınlık? Kime göre sapkınlık? Ne bileyim başka ne diyor? Bak sapkınlık. Sanat adı altında marjinalliği normalleştirme. Ya bir şey diyeceğim. Yani bundan 50 yıl önce son derece ayıp ya da böyle marjinal karşılanan bir şey bugün sıradan bir hale geldi mesela. Çok örnek var böyle. Yani ne bileyim diyelim filmlerde 50 yıl önceki filmlerde el ele tutuşmak bile yokken mesela bugün öpüşme sahnesi hiç kimse aa nedir bu falan demiyor değil mi? Yani sinema için diyorum. Ne bileyim yani 50 yıl önce kadınların dışarıda gece yemek yemesi, kadın kadına yemek yemesi çok yani olur mu filan deniyordu. Hatta işte hatırlayın 100 yıl önceye giderseniz kadınlar lokantaya bile gitmiyorlar da işte ilk Atatürk hani öneye kalır ne demek olur mu der ya eşlerinizle gelin falan diye. E şimdi bugün gidin İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde hani başı açık kızlar, türbanlı kızlar o karışık gece 11, 12, 1 lokantalarda, kafelerde oturuyorlar. Yani şimdi ne yapacağız yani 50 yıl önce marjinallikti. Şimdi bugün ne? Neyi kastediyor Tayyip Erdoğan? Onu anlamak mümkün değil. Ve havaya koy. Alkışlıyorlar. Niye alkışladın abi diye sorsan hiçbiri cevap veremez. Örnek ver dersin. Mesela nedir sapkınlık? Bu sanatın içine sokuluyor ve normalleştirme. Ya sanat aykırıdır zaten. Sanatla bir şeyi normalleştirmezsin. Ona bakarsın. Uyar, uymaz. Yani ya bir şey diyeceğim. Bir tane sanatçı çıkarın abi Allah aşkına ya. Hani bu böyle sanat konuşurken. Bir tane ya bir ne sanatı var? O da yok. Hani bir sanatçı mesela. Ya bir şarkı söylüyorlar. Herkes söylüyor. Yani bir sanat demeden Batı kültüründe olmayan ne var? Geç boş ver. Ya 1000 liraya depo dolduruyor demek ki lüks araçlar ama onun bir alt kategorisi herkesin kullanabildiği araçlar. Markalarını söylemeyeyim biliyorsunuz. E onlar demek ki 700-750 liraya doluyor. Bir depo. Abi bir şey söyleyeceğim yani. Aa adam diyor ki ama diyor Avrupa'da da diyor şey yani. O da baktın mı diyor.
Orada çünkü 2 euro mesela, 2 euro 1.60 mı 1.70 mi ne? İşte onu 15'te çarpınca ödüyor ama orada bilmem ne. Tamam da orada ama 3000 birimden 1.5'unu veriyor. Benimki 3000 birimden 14'ünü 15'ini veriyor. Ya fark orada. Güç bu. Gerisi palavra. Onun için böyle biz şuyuz, böyle, böyle yok. Adam diyor ki satamazsın, sat. Pakistan değil mi? En dost, kardeş, canı verir falan. Geç abi, bitti. Amerika söyledi mi, hepsi hizaya giriyor bunlar. Dikkat edin, hep aynı ülkeler. Hepsi hizaya giriyorlar. Amerika söylediği an bitti. Şimdi bak, başımızda daha başka şeyler de var. Siz bakmayın, bu palavralar atıyorlar ya. Yok efendim, dünyaya onu satıyoruz, bunu satıyoruz. Yakında o siyahları falan da satamaz olacağız. Çünkü neden? Orada hep yasa dışı satış diyorlar. Sorunlu ülkelere satılıyor ve o ülkeler aldıkları bu siyahları kendi iç çatışmalarında kullanıyor diye. İşte en başta Rusya ile bir papaz vaziyetteyiz. Rusya niye bu kadar baskı yapıyor Türkiye'ye? Kırım'a, yani Ukrayna'ya verilen, satılan siyahlar nedeniyle. Sen burada çok övünüyorsun. Ama dünya öyle bakmıyor. Evet, böylelikle bu haftayı da bitirmiş oluyoruz. Yarın pazartesi yeni hafta, yeni umutlar diyorum. Umuyorum ve diliyorum ülkede ve dünyada daha sakin, daha güzel, daha iyiye yönelik haberlerle karşınızda oluruz. Daha güzel yorumlar olur, daha iyi bizi mutlu edecek, bizi iyiye götürecek gelişmeler olur diye dileklerimi sunuyorum. Pazartesi yani yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.